Baskı, zulüm ve kandır. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Günlerin bugün getirdiği baskı, zulüm ve kandır. Ancak bu böyle gitmez, sömürü devam etmez. Ancak bu böyle gitmez, sömürü. Herkese tekrardan merhaba. Korona günlerinde geçirdiğimiz 1-1 Mayıs'ın içerisinden geçiyoruz tekrardan ve bugün çok sayıda canlı yayın programı yaptık. Aynı zamanda balkonda pankartlarıyla, bayraklarıyla 1 Mayıs coşkusunu kutlayan herkese de buradan selamlarımızı yolluyoruz. Bayraklarınızın, pankartlarınızın fotoğraflarını Twitter'dan, Instagram'dan Sol Parti bilgiye yollarsanız biz de yayınlarız. Bugün konuğumuz aslında bu korona günlerinde, karantina günlerinin bir diğer mağdur kesimi mi diyeyim, ne diyeyim, tam kelimeyi de bulamadım hocam ama oyuncular, aslında sanatçılar genel anlamda elbette bu süreçten etkilendi ama oyuncular aslında sanki biraz daha farklı etkilendi. En azından ben de öyle düşünüyorum. Biraz onu sizinle konuşmak istedik. Oyuncu Füsun Demirel'le bugün koronanın tiyatro günlerini ve emeği konuşacağız. 1 Mayıs'ı konuşacağız. Hoş geldiniz Füsun Hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk Can. Herkesi selamlıyorum. Bütün dostların 1 Mayıs'ını kutluyorum. Ve özellikle şunu belirtmek istiyorum bu sabah. Bir çelenk koymak için Taksim'e gitmek isteyen dostlarımız, devrimci işçi sendikaları, emekçileri, Arzu Çerkesoğlu çok kötü muamelelerle karşılaştılar. Gerçekten görmek istemediğimiz her şeyi gene gözümüzün önüne serildi. Hepsine geçmiş olsun diyorum buradan sizin aracılığınızla. Herkesin tekrar 1 Mayıs'ını kutluyorum. Biz de kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi buradan yolluyoruz aynı zamanda. Füsun Hocam, o zaman direkt başlayalım programımıza. İlk sorumuzla başlayalım diyorum ben. Ülkemiz son 50 yılda birbirinden çok farklı süreçlerin içerisinden geçti. Ancak 1 Mayıs tüm bu süreçlerin içerisinde emekçi halkın en büyük kürsüsü olabilmeyi de başarabildi. Bugün sokağa çıkma yasakları eşliğinde gerçekleşen 2021 Mayıs'ının sizce öne çıkan teması ne? Yani bugün o karantinadan, evimizin pencerelerinden 1 Mayıs'a nasıl bakıyoruz sizce? Aslında Can, gerçekten pandemi süreci ağır bir süreç. Hepimiz için, herkesin için. Sanki çok içe dönme ve yalnızlık gibi görünse de aslında baktığımızda ben büyük bir dayanışmanın ve yeniden sorgulama sürecinin öne çıktığını görüyorum. Benim temalarım bunlar oldu. Özellikle sağlık emekçilerinin büyük gayretleri ve
hala karantinaya giremeyip çalışmak zorunda olan işçi ve emekçi kesim için hakikaten pandemi süreci çok zor, meşakkatli ama büyük bir dayanışma içinde geçti. Onu geçiyor, onu gözlemliyorum ve benim için bu 1 Mayıs'ın büyük anlamı bu kitleler diye düşünüyorum. Evet, her olumsuzluktan bazı olumlu şeyler de çıkartmak lazım aslında. Hepimiz böyle birbirimize dokunamadan bu ekranlardan ulaşmaya çalışıyoruz, ses vermeye çalışıyoruz birbirimize. Ama aslında hepimiz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Direnç gösteriyoruz. Aslında en büyük direnç gösterme her şeye rağmen hayatta kalabilme meselesi şu anda ve bunun direncini gösteriyoruz hepimiz. Hiç kimse yaşadığımız bütün o mağduriyetlere rağmen geri durmuyor. Sorguluyor, eleştiriyor, yani susmuyoruz ve bütün olumsuz koşullara rağmen bir kesim var ki o emekçi kesim, teslim olmuyoruz. Bunlar benim için 2021 Mayıs'ının anlamları. Dolayısıyla hayatım boyu hep umutla baktım. Bugün de yine umudumu bir kez daha yeşerttim diyebilirim Can. Yani kabul ediyoruz ki çok farklı bir 1 Mayıs'ın içerisinden geçiyoruz. Peki, şimdi çok sayıda belki 1 Mayıs'a şahit oldunuz, katıldınız, içinde bulundunuz. Evet, bir anım şimdi, var. Anlatayım mı sana çok kısa? Lütfen. Zaman lütfen. Varsa. 1977 1 Mayıs'ında ben İtalya'da öğrenciydim. Ve biz Roma'dan Milano'ya gittik. Bütün Avrupa Öğrenci Birlikleri Federasyonu çok büyük bir katılımıyla Milano'da 1 Mayıs kutlaması yapacaktık. Ben gideceğimiz alana bir araçla işte giderken radyo, İtalyan radyosunda bu haberi dinledim. İstanbul'da, Türkiye'de İstanbul'da Taksim Meydanı'nda 34 kişi öldürüldü. İşte şu kadar yaralı var diye. İnan o an o aracın içinde ne kadar çok ağladığımı yani bilmiyorum. Sonra o alana gittik. Ben de sahnede görevlerim vardı. İşte bir şiir okuyacaktım. Bir gösterinin içinde bir görevim vardı. İranlı öğrenci grubuna dedim ki böyle böyle Türkiye'de 34 kişi şu anda öldürüldü Taksim Meydanı'nda. Hemen gösterinin akışını durdurdular. Yaklaşık 5000 kişiydi katılımcı, öğrenci. Anons ettiler, şimdi bir haber aldık, Türkiye'de 34 kişi öldürüldü. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız dediler. O 5000 kişi ayağa kalktı. Büyük bir suskunlukla saygı duruşunda bulundular. Ben onlara 1 Mayıs marşını Türkçe öğretmiştim. İranlı öğrenci grubuna. Ölenlerin anısına 1 Mayıs marşını söylediler. Benim 77 1 Mayıs'ım böyle geçti. Bu benim için çok unutulmaz bir anıdır. Onun için araya girip bu anımı anlattım. Ben de size aslında biraz buna benzer bir şey soracaktım. Yani geçmişteki 1 Mayıs'lardan bugünkü 1 Mayıs'a baktığınızda neler görüyorsunuz? Nasıl bir değişim var? Hele ki şimdi evlerimizde, balkonlarımızda kutlamak zorunda kaldığımız bir 1 Mayıs var diye soracaktım. Evet. Yani tabii biz hepimiz, benim yaş kuşağım, daha sonraki 68 kuşağı, hepsi, hepimiz tanık olduk, yaşadık bütün 1 Mayıs'ları. Tek tük de olsa gerçekten hakkıyla yaşadığımız 1 Mayıs'larımız oldu ama çoğunlukla hatırladığımız neler? Yasaklar, engeller. 1 Mayıs'ları doğru düzgün bize yaşatmak istemediler her zaman. Ve hep
bu şeyle karşılaştık. Yani polisin engeliyle karşılaştık, gözaltılar oldu, şiddet gördü insanlar. 1 Mayıs'ları biz hep böyle hatırlarız nedense. Ne kadar yazık, ne kadar bir toplum için, aslında ülke için utanç verici bir şey ama ne yazık ki biz demokrasiyi bu kadar yaşadığımız için 1 Mayıs'larımızda hep böyle şiddetle geçti diyebilirim. Ama tabii bu 2020'nin çok özel bir yeri var. Yani dediğin gibi az önce pencerelerden, balkonlardan 1 Mayıs'ı, marşlarımızı, şarkılarımızı belki saat 9'da mı akşam? Evet, onun da duyurusunu yapmış olalım. Akşam 9'da evet. Balkonlardayız, alkışlarımızla, ıslıklarımızla. Evet, öyle olacak. Evet. Ay, bu da ilginç çünkü ben mesela karşı komşularımı bilmiyorum, tanımıyorum. Meydanlarda biz bizeydik, omuz omuza kendimizden olan insanlarla buluşuyorduk ama ben bu akşam 9'da cama çıktığımda karşı komşumu bilmiyorum mesela, çıkacak mı, bana eşlik edecek mi? Bu da ilginç bir tecrübe evet. Olacak sanıyorum. Aynen öyle hocam. Biraz 1 Mayıs'ın öneminden de sizin için de bahsettik. Biraz daha işin emek ve aslında sizin mesleğinizi ilgilendiren kısmına girmek istiyorum ben hocam. Oyunculuk yapıyorsunuz ve Türkiye'de gerçekten tanınan, eden, duayen isimlerden birisiniz. Karantina günlerinde de birçok tiyatro oyunu iptal oldu. Oyuncuların büyük bir çoğunluğunun geçimlerini sağladığı tek yerin sahneler olduğunu göz önüne aldığımızda karantina süreci oyuncuları, tiyatro gruplarını, sahneleri sizce nasıl etkiledi? Etkilediyse, olumsuz da etkilediyse nasıl çözümler geliştirilebilir bunlar için? Sizden dinlemek isteriz. Teşekkür ederim Can. Ben 38 senedir oyunculuk yapıyorum. Ve 38 senedir aslında çile çekiyorum. Onun için mesela çocuklarım oyuncu olmak istiyoruz anne dediklerinde aman olmayın gibi bir duygu geliyor. Bak 1995 yılında geriye dönük borçlanma yasası çıktı. Ve biz hayatımızda bizim hiç ödenmemiş SSK'larımızı kendi cebimizden ödeyip emeklilik hakkımızı elde ettik ve en düşük işçi emekli maaşını alıyoruz. Evet. Ve biz aslında gerçekten işçiyiz ve emekçiyiz ama sistem bize ne yaptı? Bizi defter sahibi yaptı ve sanki biz patronmuşuz gibi son kuruşuna kadar vergilerimizi ödüyoruz, defter tutuyoruz, vergi mükellefiyiz ve bizi işçi olarak görmüyor. Ama bir yandan da ben SSK emekli maaşı da alıyorum. Yani o kadar kendi içinde çelişiyor ki aslında bu sistem. Şimdi biz pandemiye kadar çok güzel bir sezon açmıştık Şişman Güzeldir oyunumuzla. Fakat İşte Mart'ın ilk haftasıydı. Ben en son Sarıyer tiyatro şenliğinde oynadım. 10 Mart günü akşamı. 11 Mart'ta bütün tiyatroların ve gösterilerin yasaklandığı haberine uyandık. Bana çok büyük bir şok oldu. Çünkü Mart ve Nisan aylarında sadece bağlanmış, adı konmuş 8 oyun vardı. Bütün gösteriler edildi. Evet, hayatın bütün alanları yavaş yavaş engellendi, durdu, karantinaya alındı. Ama ilk başta yasaklanan, durdurulan gösteri sanatları oldu. Ve şuna da gerçekten çok içerliyorum ve tepki koyuyorum aslında. Şimdi bakıyorum hükümetin şeyi var. Yavaş yavaş 4 kademede yeniden normalleşme programı var. O programda şöyle de bir şey var, cümle var. Tiyatrolar, konserler ve tüm gösteriler yaz boyunca yerel yönetimler ve belediyeler tarafından yapılacak tüm bu gösteriler hiçbirisi de olmayacak diyor. Yani bayağı bunun altını çizmiş. Yani dileyelim ki Temmuz-Ağustos ayında her şey normalize olduğunda biz bir
yaz açık hava tiyatrosu bir şey, işte bir belediyenin bir festivali, şenliği, herhangi bir şey olmayacak. Bu etkinlikleri engelliyor. Yani hakikaten tepki vermemek mümkün değil. O kadar çok sayıda, biz Can ne kadar sayıdayız? Yani oyuncular, tiyatro insanları, tiyatrodan ekmek yiyen insanlar. Binlerce insan. Yani sezon işaretlenen o ki Kasım'ın başı, Ekim'in son haftası gibi. Ha dediğinizde, sezon açıldığında tekrar başladığımızı varsayalım. Biz 7 ay neyle yaşayacağımızı, ne yapacağımızı, evet, acaba hükümet, iktidar nasıl planlıyor bu insanları, ne yapacak? Bize yönelik hiçbir plan programları zaten yok. Yani hakikaten şimdi mesela bazı tiyatrolar işletme sahipleri biliyorsun. Yani salonları var. Fakat bir de benim gibi yani bağımsız tiyatro yapan, salon kiralayan gruplar var. Evet. Kurum değiliz biz. Yani bizim bir tabelamız yok. Ama ben vergi mükellefiyim. Yani ben Bilet Koçanı'ndan vergi ödüyorum. İşte KDV'sini ödüyorum. Bir belediyeye oyunum satıldığı zaman onun bütün gelir vergisi, KDV'si, stopajı hepsini ödeyen bir sanatçıyım. Dolayısıyla bizler için düşünülmüş hiçbir şey yok gerçekten. Şöyle bir durum var sanki hocam. Evet. Ödemeye geldiğinde, vergi ödemeye geldiğinde gerçekten ödüyorsunuz. Ama yani evet, ödediğiniz vergilerle hiçbir şekilde geri dönüşü olmayan bir yer. Dün 30 Nisan son gündü Can. Bütün kuruşu kuruşuna muhasebeye ben, evet, bütün vergilerimi ödemiş bir vatandaşım, biliyor musun? 30 Nisan. Ve hiçbir şey henüz ötelenmedi yani. Evet. Bu böyle, ama bu insanlar neyle yaşayacak diye hiçbir şey yok ortada. Yani somut hiçbir şey yok. Bilmiyorum. Şimdi bakıyorsun gelişmiş uygar ülkelere, Avrupa'ya döndüğün zaman yüzünü, herkesin kazancının %80'ini ödüyorlar ve insanlar rahat rahat evlerinde karantina altında kendilerini geliştiriyorlar yani. Ama ben hakikaten bir oyuncu olarak önümü göremiyorum ve bunun kaygılarını yaşıyorum. Yani bir anda pandemi korkusu, bir anda gelecek kaygısı. Bilmiyorum yani, hakikaten bizi zor duruma bıraktılar. Onun için belki bizim kesimin, yani bu mesleği icra eden hepimizin, tiyatrocuların, bütün sanatçıların çok daha fazla direnç göstermesi ve sesini yükseltmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Buradan Oyuncular Sendikası'na da sevgilerimi yolluyorum. Biz de selamlarımızı yolluyoruz Oyuncular Sendikası'na. Şimdi biraz böyle meselenin aslında biraz can sıkıcı kısmını konuştuk. Ama bir bakımdan da şöyle bir şey de var. İşte tiyatro iyileştiricidir, iyileştirir diye bir şey var, bir kavram. Hep duyarız, söyleriz bunu. Şimdi son dönemde de, karantina döneminde de işte birçok tiyatro grubu hem ülkemizde hem dünyada sanal platformlarda oyunlarını açtılar. Hani bu sürece bir katkı sunabilirsek, insanların psikolojisinde olumlu bir hava yaratabilirsek ne fayda diye. Sizce gerçekten tiyatronun iyileştirici bir özelliği var mı? Yani tarihsel var anlamda da bunu dinlemek istiyorum. Olmaz yani. Olmaz mı? Olmaz mı? Yani sadece tiyatro değil, tiyatronun da içinde olduğu sanat. Sanatın gerçekten iyileştirici özelliği var. Yani sanat aslında bunun için var. Neden? Toplumları geliştirmek, aydınlatmak, iyileştirmek. Yani sanatsız bir toplum olabilir mi? Hani sanat aynen hani koronaya yakalanmış insanın serumu gibi, ona verilen kan gibi bir şey sanat. Yani insanları o kadar, o denli iyileştiren, canlandıran, enerjik kılan bir şey. O nedenle tabii ki
müthiş iyileştirici özelliği var. Bak mesela geçen gün şeyi izledim. Uruguay eski devlet başkanı Pepe'nin belgeselini izledim. Hani orada bir sosyalist devrim gerçekleşmiş. İşte sosyalist bir başkan ve iktidar. Ama ne diyor biliyor musun Pepe? Yani ekonomik devrimi yapabilirsin diyor. Ama eğer kültürel devrim olmadığı sürece diyor, hiçbir işe yaramıyor ekonomik devrim, o yapılanlar. Yani duyabiliyor musun? Duyuyorum. Bunu AKP de söylüyordu zaten. Şey demişti, Erdoğan mı demişti, tam hatırlamıyorum söyleyen ismi ama biz kültürel anlamda dönüşümü başaramadık tam manasıyla demişlerdi. Ve sanki bilmiyorum. Aynen, sanki o yüzden bu kadar baskı, bu kadar güvencesizleştirme, bu kadar evet, geleceksizleştirme var sanki. Evet evet. Çünkü yani kültüre ve bilimsel bilgiye dayalı sağlam bir sistem kurulmadığı sürece, yani halklar eşitlik, adalet, özgürlük, bütün bu kavramları gerçekten bilinciyle kavrayamadığı sürece Can, yani yapılanlar bir yerde eksik kalacaktır. İllaki tökezlenecek. Onun için yani kültür. Yani her şeyin başı gerçekten kültürde, sanat da beslenmeden de geçiyor. Yani onun çok önemli bir kısmı işte içinde sineması, tiyatrosu, edebiyatı, heykeli, hepsi mevcut. Yani o nedenle de biraz muhafazakar ve gerici iktidarlar biliyorsun kültürden korkarlar. Sanat baş düşmanlarıdır onların. Neden? Çünkü sanat öyle bir ufuk açar ki insanlara, insanların, toplumun yani görmediğini, belki duyumsamadığını, hissedemediğini, düşünemediği her şeyi kıpırdatır, yerinden oynatır, ışık tutar ve en önemli özelliği de eleştirel olmasıdır. Toplumu eleştirir, siyaseti eleştirir. Eleştiriden de bambaşka bir ufuk çıkar aslında. Yani eleştiriden niye korkarlar bu kadar? Ben yani bunu bir türlü gerçekten anlayamıyorum. O eleştirileri bir yani aslında olumlu alıp da başka bir şeye evrilse onlar, ne güzel bir şey olur. Yani karşılıklı iletişim olur. Yani eleştiri sanatın yaptığı eleştiri. Çünkü sanat aslında bence eleştiriyle var olan bir şey. Yani ressamın fırçası da öyle, heykel de öyle, bir oyun, bir sinema eseri, hepsinin içinde aslında o toplumsal eleştiriler mevcut olmalı. Öyle düşünüyorum. Ben biraz sanata öyle bakıyorum. Yani evet. Evet, ben susmam. Sen beni susturabilirsin. Tamam, süremiz de kısıtlı da. Peki hocam, yani bir tablo çizdik sanatın, tiyatronun mevcut durumuna dair. Ne yapacağız hocam peki? Ne yapalım biz? Biz ne yapacağız tabii ki? Yani şu çok önemli. Bir kere cesur olmak, korkmadan dik durabilmek her koşulda. Mesele zaten en zor zamanları, en zor zamanlardan sağlam çıkabilmek meselesi. Yani ve biz uzun zamandır, uzun yıllardır bu zor zamanları bitiremedik bir türlü. Ama sonuna geldiğimizi çok görüyoruz hep birlikte. Bir büyük gemi sanki batmakta ama o gemiden bizim gerçekten sağlam, sağlıklı ve yeni dünyayı kurmak üzere hazır olmamız gerekiyor. Onun için her daim bizlerin yarınları, düşlediğimiz o yarınları, benim tabii ki 50 senelik hayalim, sosyalist bir Türkiye hayali, onu kurmak için her an sanki yarın bunu kuracakmışızcasına heyecanlı, kendini motivasyonunu kaybetmeden yaşayabilmek lazım Can. Yani bu bizim için çok kıymetli bir şey. Kendini böyle çok fazla bırakmadan. Anladım hocam. Peki yayın süremizin de sonuna gelirken son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
bugünün emekçilerine, Türkiye'ye, oyunculara, gençlere varsa dinleyelim. Ben herkese, bütün kesimlere şunu söylemek istiyorum Can. Bu sistemden beslenenler, her kimlerse, onu hepimiz çok iyi biliyoruz tabii ki. Bu sistemden beslenenler ve muhalif kesime çok ağır yaptırım uygulayan, baskı uygulayanlar şunu çok iyi bilmeliler ki bizi delirtemeyecekler. Evet, biz hepimiz gencinden yaşlısına kadar yarınlara umutla bakan hepimiz gerçekten sağlam bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Ben herkesi kucaklıyorum buradan. Çok teşekkür ederiz. Hepinizi, sağ olun. Var bütün olun. Gençleri. Hepiniz lütfen umudunuzu bir gün bile yitirmeyin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun gerçekten. Öncelikle değerli katkılarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Ardından tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün akşam az önce de konuştuğumuz gibi saat 9'da balkonlarımızda olacağız. 1 Mayıs'ın tüm coşkusunu bu akşam saat 9'da alkışlarımızla balkonlarda yaşayacağız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. 15 dakika sonra saat 8'de sanatın bir başka dalıyla bir müzisyenle, Erdal Güney'le burada olacağız. Çok sağ olun, iyi günler, iyi akşamlar.